Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'de neler yenir o videoyu çekmeye karar verdim. Arkamda neresi var? Haydar Aliyev Kültür Merkezi var. Ne yapıyorum? Hemen gidelim. Özellikle burada böyle sokak lezzetlerini kovalamaya çalışacağım. O zaman hızlıca yemeğe gidelim. Evet arkadaşlar, ilk durak olarak nereye geldik? Stolovaya'ya geldik. Burada ne var? Kahvaltı var. Çok arka tarafı böyle bahçe, arkada horozlar, tavuklar. Tam böyle organik köy havasındayız. Ve ne yapacağız? Burada kahvaltı edeceğiz. Ardından gerekirse daha sonra buraya bir daha geleceğim. Çünkü yatık döner var burada. Yatık dönerin de tadına bakmış olacağız. Hemen girelim. Önce kahvaltıyla açılışı yapalım. Giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar, sofrayı göstermek istiyorum. Soframız geldi. 22 manat herhalde bu değil mi? Bir şekilde 25 manat arkadaşlar. Başta ne yaparsın? Şöyle önden bir göstereyim. Bir gezebilirsek, yumurtamız var, peynirimiz var, balımız var, süt reçeli var. Şöyle menemeni var. Şöyle patlatacağımız yumurtası var. Şöyle önce bir yumurtasını patlatmak istiyorum. Şöyle yaklaşırsın. Önce yumurtasından patlatırsın. Şuradan alırsın kendine. Yanımda da sıcacık çay. Ortam bu arada çok güzel. Bir taraf yeşillik. Böyle tavuklar sağda solda dolaşıyor. İçeride tabii birçok çeşit sulu yemek de var. Döner de var. Zaten döner yemeye bir daha geleceğim buraya. Çünkü inanılmaz güzel gözüküyor. Yatık döner yapıyorlar. Farklı lezzetlerden ne var? Mesela süt reçeli nasıl buranın, çok merak ediyorum. Biraz daha böyle kıvamlı. Yani daha sulu oluyor bizim oradakine göre. Bizim orada biraz daha katı oluyor. Oo çok güzelmiş. Yani Türkiye'dekine göre çok daha güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yumurtalı ekmeği var. Menemenin de tadına bakayım. Daha sonra buranın keyfini çıkaracağım ben. Böyle. Çok güzel. Buraya mutlaka gelinmeli. Kahvaltı da yiyebilirsin, sulu yemek de yiyebilirsin, döner de yiyebilirsin. Yöresel lezzetleri de bulabilirsin. Ben buranın keyfini çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi de İbrahim Kebap Evi'ne geldik. Sokak lezzetinin dibini göreceğiz diyorum ben size bugün. Ve ne yapıyorum, hemen girelim. 1 manata çok efsane bir lezzet. Hemen girip tanıtayım size. Evet İbrahim, nasılsın, iyisin? Sağ ol, yaptılar, şükür Allah'a. Oo neler var burada ya, çok güzel. Bu ne olarak geçiyor? Bu ciğer kavurması. Ciğer kavurması. Önce ekmeğin içini böyle yağladın değil mi? Evet. Üzerine şöyle ciğerinden ekliyorsun. Ve patates mi bu yanındakiler? Bu kartof. Tamam, soğanını da ekliyorsun şöyle. Olmazsa olmazı, ciğerin sevgilisi diyebiliriz aslında buna. Oh fena gözüktü ya. Bu şekilde ne kadar bunun fiyatı? 1 manat. Sadece 1 manat. Evet, süper. 1 manat. Fiyatı da çok uygun, tam öğrenci yemeği diyebiliriz. Çok da ufak bir dükkan arkadaşlar burası. Özümüzün et dükkanı var. Yani öz hayvanlarımızın ciğerleri kestiğimiz. Süper. Akciğer mi, karaciğer mi bu? Karaciğer, üreği böyle. Tamam, ben şunu alıyorum o zaman, afiyetle tüketeceğim. Evet arkadaşlar, yanına da ayranımı aldım şöyle. Fiyat performans çok başarılı. Bir tane daha alayım. Buna bak, kando üzerinde. Şimdi de dürümcü dayıya geldik. Burada böyle tablacı salatalar, Adana kebapları, dürümler, böyle efsane, böyle damak çatlatan lezzetler diyebilirim. Hemen girelim dayının yanında, önce sohbetimizi edelim, daha sonra kebabımızı pişirelim. Evet arkadaşlar, dayının yanına geldik. Nasılsın dayıcım, iyisin? Teşekkür ederim abicim, hoş geldin. Bakü'ye de hoş geldin. Sağ olasın, Diyarbakırlıyız zaten. Elhamdülillah abi, ara sokaktayız. Çok sevindim Diyarbakırlı birini görünce buralarda. Teşekkür ederim, biz de sizi gördüğümüzde sevindik. Çok güzel, lezzetini çok beğeniyorlar. Birçok kişi seni önerdi. Allah razı olsun. Onların güzelliği, onların teveccühü abicim. Ne yapacağız bugün? Vallahi abicim, bizde genelde Adana var, tamam. Urfa var, çöp şiş, süper, var, ciğer var. Şöyle dizmişsin, evet, zaten. Burada çok... sıla hasreti çeken arkadaşlarımıza o zevki, o lezzeti tattırıyoruz. Muhteşemsin. Yani bu sokağın arasında olmamızdaki özellik de o. Biz sokak kebapçıyız. Restoran tarzı çalışmıyoruz. Burada daha rahat çalışıyoruz. Salaş ama lezzetli. Aynen onda. En şimdi, sevdiğim yer. Kebap yemek istiyorsan salaş yere gideceksin. Restoranta kesinlikle gittiğin zaman restoranla salaş yerine aynı tadı alamazsın. Katılıyorum sana. O zaman bir Adana atalım abi biz. Bir Adana'nın bir tadına bakalım. Tabii efendim. Bunu Adana... zırhtan mı geçiriyorsun? Zırhtan geçmiyor hocam. Zırhtan yalan konuşmaya gerek yok. Makineden geçiriyorsun. Hepsi makineden geçiyor ama bizim burada dişi hayvan yoktur abi. Dişi kullanılmaz. Girmez dükkana. Dişi hayvan girmez buraya abi. Etin biraz, zaten çok lezzetli. Bu bölgenin eti inanılmaz aynen, lezzetli. Onu aynen biliyorum zaten. Butu yani hayvanın butundan alıyoruz abi. Süt danadan yapıyoruz abi bunu. Yani peki kuzu mu? Ciğeri de söyleyeyim. Ciğer kuzu abi. Kuzu kullanıyorsun. Ciğer kuzu abi. Tamam. Koç değil. Sadece süper kuzu abi. Tamam. 12, şurada 13 salatan kilo da var zaten. Bu tabla salatası. Yani müşterilerimizin, dostlarımızın en çok tavsiye ettiği salata. Bunu çok söylediler bana. Allah razı olsun. Onların güzelliği. Mutlaka ama tablacı salatasının da tadına bak dediler. Evet. Peki Adana'nın servisi ne kadar? Onu da sorayım. Adana servisi, yanındaki salatalar, bütün malzemeler ikramdır. Servis olarak porsiyonlar 12 manat. Oo arkadaşlar, görüyor musunuz? Kebaplar pişti. Biz de artık şimdi dayı bunu ne yapacak? Servis olarak sunacak, şişten çıkaracak. Bunlar dürüm.
dürüm değil mi? Evet. Dürüm evet, başkasına evet, sipariş geçmiş evet, arkadaşlar. Bunlar dürüm. Dürümü de göstermiş olalım. Dürümün fiyatı ne kadar? Dürüm 7 manat. Dürüm de 7 manat. O da çok güzel gözüküyor. Başta dürüm yiyecektim aslında ama son anda karar değiştirdim. O dürüm de efsaneymiş. En son böyle ne yapıyorsun sen onu? Bir de dışını böyle çıtır hale fırınıyoruz, getiriyorsun tabii, değil mi? Tabii tabii. Lezzeti orada. Süper, lavaşını, yağını kurutuyoruz. Süper. Evet dürüm çıktı arkadaşlar. En son servise bu şekilde gidiyor. İkiye bölüyor dayı. Bu şekilde servise gidiyor. Evet dürüm servisimiz bu şekilde abicim. Ciğerler de geldi. Onu da gösterelim. İsteyen buraya gelen dürüm yer. İsteyen servis söyler. İsteyen de bu şekilde ciğerini söyler. Tam Diyarbakır ciğeri gibi duruyor. Şimdi aynen abi. Diyarbakır'ı Bakü'ye getirdin abi. Süpersin. En son böyle baharat çalışması. Kimyon da ekledin ona. Evet arkadaşlar bizimki de çıktı. Şöyle gösterelim. Adana kebabında çok balık sırtı yapıyoruz bunu. Balığa benzetiyoruz. Harbiden kocaman böyle yaymışsın da onu. Böyle servisini yapıyor. Şuna bak ya. Muazzam oldu. Yanında biberi, domatesi, soğanı, limonu. Ben artık sofraya geçebilirim. Dayıcım eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Sofra bu şekilde. Böyle ince lavaş getiriyorlar. Kebabın var. Tablacı salatan var. Ben de ne yapacağım? Şöyle tutacağım. Keyfini nasıl çıkarırsın? Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle demişler. Şöyle bir parça alıyorum. Görüyor musun? Bulgur gibi dağılıyor. Gerçekten tam olması gerektiği gibi. Şöyle soğanımdan alacağım. Yanına yatırıyorum. Ne var bunun yanında? Olmazsa olmazı. Biber olmadan olur mu? Kesinlikle hayır. Biberinden de ekledim. Çok az da limon çalışması yapacağım buna. Limonundan da ekliyorum. Hatta ve hatta bunu neyle besleyeceğim? Şöyle domatesimiz de var. Közde pişmiş domatese ben bayılıyorum. Böyle onu da bir yayalım arasına. Ardından ne yapıyorsun? Bunu şöyle tutarsın, çevirirsin ve bunu afiyetle tüketirsin. Ne oldu da şalgam? Çok güzel ya. Gerçekten muazzam. Buraya mutlaka ama mutlaka gelmelisiniz diyorum. Özellikle bahsedildiği gibi bu tablacı salatası 10 numara 5'indi. Sadece oturursun bunu yersin yani. Şu suyu böyle akıyor yumuşacık. Ahmet yuvarlı salatası verdin mi? 10 numara 5'indi diyorum. Yemeye devam ediyorum. Azerbaycan'ın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi baklava. Baklava olarak geçiyor. Yani baklavaya benziyor isim olarak. Öyle de göstermek istiyorum yakından. Bir yakından gel istiyorsan. Görüyorsunuz aynen bu şekilde oluyor. İçi cevizli değil mi bunun? İçi cevizli oluyor bunun arkadaşlar. Bunu nereden aldık? Bunu da Viva'dan aldık arkadaşlar. Burada çok güzel yapıyormuş. Tabii ne yapıp oradan aldım. Geldim böyle bir tane parka. Şöyle parkı da göstereyim size. Çok güzel bir ortam. Kenarda su var. Çok güzel bir ortamda. Yanımda da şöyle yan taraftan bir kahve istedim. Bir yandan mı yudumlayacağım. Diğer yandan da şöyle baklavadan alıyorum. Şöyle. Bunu da yakından göstereyim. Şöyle. Oo. Dış kısmına bakar mısınız arkadaşlar? Kıpkırmızı olmuş. Şöyle tadına bakıyorum. Oo, çok güzel. Yanında kahveme devam edeyim. Bence buranın baklavası çok güzel. Mutlaka denemelisiniz diyorum arkadaşlar. Ve ben yemeye de devam ediyorum. Çünkü yediğim tatlıyı da sindirdiğimi düşünüyorum ve devam ediyorum. Şimdi de çiğ köfte tadımı yapacağız. Neredeyiz? Atabey çiğ köftedeyiz ve ne yapıyoruz? Hemen içeri girelim. Çünkü çiğ köftede bana sorulmuştu zaten. Çiğ köfte mutlaka ye dediler ve ne yapıyorum? Ben de hemen içeri giriyorum. Bir çiğ köfte tadımı yapalım. Evet, Nermin Hanım'ın yanına geldik. Evet, Nermin neler var burada? Çiğ köfte. Çiğ köfte yapıyorsunuz değil mi? Şöyle ekmeği kim yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz? Yok, hazır geldi. Çiğ köfteyi böyle alıyorsun. Başta bir tartıyorsun. Kaç gram ekleniyor başta? 90 gram. 90 gramı alıyorsun. Ekmeğin arasına ekledin. Şöyle başta bir sürdürüyorsun onu. İyice ekmeğe yaydın. Hemen ardından buna neler geliyor başka? Domates değil mi? Domates. Domatesini ekledin. Turşu. Turşu tabii ki olmazsa olmazı. Bir köfte dürümün olmazsa olmazı turşu. Ben de turşuyu severim tabii. Çıtır çıtır olur. Tabii limon da sıkacaksın üzerine. Şöyle üzerine limon da gezdirdin. Marulları da orada dizmişsin. Marul da böyle ekstra bir çıtırlık sağlayacak. Lezzetine de lezzet katacaktır. Son olarak da bir nar ekşisi dokunuşu yapıyorsun. Nar ekşisini de ekledin. Bu şekilde sarıp servis ediyorsun. Peki bunun fiyatı ne kadar? 3.30. O zaman ben de artık tadım yapabilirim. Bunun yanında bir de ayran alacağız. Ayran ne kadar peki? Ayran 1 maaş. Eline koluna sağlık. Dürümümü aldım dışarıda yiyeceğim arkadaşlar. Çiğ köfte güzelmiş. Ancak etli olsaydı beni çok at atmaya derdim. Böyle etli çiğ köfte nerede yapılıyor diye baktım. Maalesef yapılmıyor diye hani herhangi bir yer görmedim.
Bunu böyle yürüye yürüye götürürüm. Şimdi de Elhanoğlu'ya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Yöresel bir lezzet var. Neydi o yöresel lezzetin adı? Gutap. Gutap yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen girelim böyle böreğin içerisine, saç böreğin içerisine böyle yeşillikler ekliyorlar. 7 farklı yeşillik ekleniyor ve pişiriliyor. Hemen girelim. Önce bir yapılışını göstereyim size. Evet, Rahile teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim. Şimdi Rahile teyze ne yapıyoruz burada? Neler var? Ne pişiriyoruz? Gutap yapıyoruz. Gutap, değil mi? Değerli. Bu Azerbaycan'ın yöresel bir lezzeti, değil mi? Değerli. Peki neler giriyor bunun içerisine? Kıymalı gediği. Mesela şu özellikle direkt yöresel olmuş oluyor. Yaşıllı, kıymalı. Tamam. Yeşillik olan da neler var? 7 türe yaşıllık var içinde. Tamam, kişi, neler var? Kişi, soğan, ispanak, peynirli. Belli. Bu patlıcan mı? Bu karın. 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 Hı. Ne oluyor karın onu bilmiyorum ama. Bağırsak. Peki bu patlıcan mı? Bu kıymalı, yok. Kıymalı. Yapılışını gösteririz. Ben şu yeşillikli olandan istiyorum. Sen bunu incecik açtın hamurunu, içerisine yeşilliklerinden yeşillikler ekliyorsun. Yeşillikler koyarız. 7 farklı arkadaşlar yeşillik ekleniyor. Bu da değerli. Yöresel dediğim gibi bir lezzet. Ardından tuz çalışması yaptığını hemen evet. Üzerini kapatıyorsun. Kenarlarına bastırdın onu. Sonra kırakların bile. O kenarlarını aldın. Daha şekli düzgün olsun diye. Değerli. Ardından şöyle pişirmeye attın. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi bu pişerken şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz böyle ekmekler nasıl pişiriliyor? Çörek olarak geçiyor herhalde, değil mi bu da? Şöyle göstereyim yakından da. Oo, mis gibi ya. Şuna bakın. Çok da lezzetli olur. Pişmiş halleri zaten burada görüyorsunuz. Şöyle yapıştırıyorlar. Sıcacık gibi gözüküyorlar. Evet, şimdi bu pişti herhalde, değil mi? Şimdi piştikten sonra şöyle bir yağlı boya yeri. Çalışması yapıyorsun sen ona. Yağ sürüyorsun, değil mi? Bu zeytinyağı mı? Evet. Tamam. Sonra üzerine sumak. Sumak gezdiriyorsun. Hafif bir ekşilik veriyor ve lezzetine de lezzet katıyor. Sonra ve bunu bile. Afiyetle de tüketiyorsun. Katlıyorsun, bölüyorsun. Tam böyle ağzımıza layık olacak şekilde afiyetle çayın yanında tüketiyorsun. Eline koluna sağlık teyzeciğim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Emeğine sağlık. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim ve şöyle ne yapıyorum? Bir tanesini alayım. Şöyle bir katlayalım daha sıcacık ateş gibi. Çayım da geldi. Çayımdan da alayım. Bu lezzet için şunu söyleyebilirim. Azerbaycan mutfağında kişniş çok kullanılıyor. Ki ben de kişnişe bayılıyorum. Kişniş sevmeyen insanlarımız var. Bunu çok iyi biliyorum. Yani herkesin damak tadına uygun olmayabilir ama ben buna bayıldım. Benim çok hoşuma gitti çünkü kişniş çok baskın ve kişnişe dediğim gibi ben bayılıyorum. Farklı farklı çeşitlerini yapıyorlar. Yani bağırsaklı olanı bile varmış yani, onu da şaşırdım zaten. Peynirlisi var, patateslisi var, kıymalısı var, patlıcanlısı var. Bu tamamen senin zevkin. Ben yöresel olduğu için bunu istedim arkadaşlar. Ben bunun keyfini çıkarayım. Sonra da başka bir mekana geçeceğiz. Arkadaşlar, kahvaltı ettiğim yere tekrardan geldim. Çünkü burada yatık döner yapıyorlardı. Neredeyim onu da söyleyeyim tekrardan. Stol Vaya'dayım. Ve ne yapıyoruz? Girelim yatık dönerin. Önce nasıl yapıldığını göstereyim. Daha sonra tadım kısmına geçeceğiz. Hemen girelim. İçeriye geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Ramazan Usta'nın yanındayız bu arada. Ramazan Usta, nasılsın? İyisin bu arada. Elhamdülillah. Şey, yatık döner yapıyorsunuz. Evet. Nasıl hazırlanıyor peki? Onu bir gösterebilir miyiz? Bir tane bize yaparsan sevinirim. Evet, lavaşın böyle ip incecik. Hı. Bunu kendiniz hazırlıyorsunuz herhalde evet. Burada. Bunun içerisine ne giriyor? Mayonez. Mayonez. Tamam, evet. Mayonezi ne ekledin? Hemen ardından bir hiyar. Marul çalışma. Marul hiyar. Değil bu. Hiyar. Hiyar, tamam. Evet. Salatalık da girdi. Yerine domates. Hemen ardından... Sivri dolgoyu. Patates de ekliyorsun. Evet. Son olarak da turşu çalışması yapıyorsun. Evet. Turşuyu evet. Yapıp üzerine biraz bir parça tuz, biraz pul biber. Siteye bağlı acı da ekliyorsun evet. Ki ben severim. Güzel, evet. Tamam. Acılar da girdi devreye. Evet, şöyle sulu sulu mis gibi yatık dönerinden şöyle ince ince kesiyorsun sen onu. Evet. Zaten toplanmış, çok da güzel gözüküyor. Ne kadar peki bu şekilde dürümün fiyatı, onu da sorayım ben sana. 3 manat. 3 manat. Evet. Kesme işlemini de yaptın. Ardından şimdi ekmeğin arasına etler girecek. Gramaj hesaplıyor musun yoksa göz kararı mı? Göz kararı. Yani. Göz kararı. Evet. Şöyle ortalama kaç gram giriyor buna normalde? 80 gram. 80 gram kadar. Tamam, etinden de ekledim. Bu kadar mı ekliyorsun? Evet. Sen diyorsun ki sosun da hazır kenarda. Evet. Beni bekliyor, onu da soslayacağım diyorsun biraz. Evet. Sosundan da aldın. Son olarak azıcık üzerine alıyoruz. Gezdirdin. Evet. Çok fazla eklemiyorsun. Bunun şey, sonu hayır. Bu şekilde. Son artık kapatma aşaması. Evet. Şöyle katladın ve olay işte budur. Sen dedin ki bitmiyor dedin. Üzerine bir de tosta basacağım evet, dedim bunu. Evet. Tosta bir parça basıyorsun, ısıtıyorsun onu. En son servis ediyorsun. Evet. Eline koluna sağlık diyorum ben de. Ben de tadıma geçiyorum, masaya geçiyorum. Yanında da bir ayran alayım. Burada et yiyeceğim arkadaşlar. Onun için önce eti yiyelim. Tavuğa da duruma göre belki bakarız. Ben de başka bir yerde yeriz. Evet arkadaşlar, masaya geçtim. Şöyle et dönerimden tutuyorum. Yanında biberi. Ve ayran. Eti gerçekten çok lezzetliymiş bu arada. Tavuğun lezzetini içerideyken baktım. Tavuk da inanılmaz güzel. Tavuk da yiyebilirsin, et de yiyebilirsin. İkisi de çok güzel. Pişirme yöntemi çok güzel. Sanki böyle cağ kebabı gibi yapıyorlar.
Sulu sulu arkadaşlar, çok güzel. Bunu yemek için ayrı gelirsin. Sulu yemekleri için ayrı gelirsin. Kahvaltısı için ayrı gelirsin. Evet arkadaşlar, şimdi de nereye geldik? Adres lokantasına geldik. Burada da böyle onların imzasına ait bir yemek var. Hemen girelim, önce bir yapılışını göstereyim. Daha sonra tadım yapacağız. Selam usta, kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız bugün? Adres kebap yapacağım abi. Adres kebap. Buranın evet, imza yemeği herhalde değil mi? Evet abi, bu bize özel. Tamam, süper. O zaman hemen yapılışına geçelim. Hemen abi. Evet, eti şişe geçirmişsin böyle. Evet, böyle açmışsın bir de yanlarına. Evet. Doğru. Serhan usta, bunun içerisine neler giriyor? Ne eti kullanıyorsun? Önce onu sorayım. Kuzu eti kullanıyorum. Süper, muhteşem. İçerisine kapya giriyor. Kapya biber. Evet. Kuzu eti ve yağ. Yağ giriyor. Evet. Baharat olarak bir şey ekliyor musun? Yok, az bir şey pul biber koyuyorum. Biraz hafif acı olsun diye Adana usulü. Süper. Bir de tuzunu giriyorsun, bu kadar. Tabii. Tamam, biz de pişmesini sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Yanında da şöyle bir şey var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne oluyor? Bu da çok bu ilgimi çekti. Çıtır kanat abi. Çıtır kanat. Kanatlar yalnız böyle ortadan ikiye ayrılmış evet, gibi duruyor. Evet abi. Çıtır olmasının sebebi o işte. Böyle o iki kemiği aynen birbirinden ayırıyorsunuz. Evet. İyice sosluyoruz. Hem sosu her tarafını iyice yiyor. Evet. Hem de çok iyi pişiyor. Çıtır çıtır mis gibi oluyor herhalde. Aynen öyle abi. Et pişerken sen ekmeğini de hazırlayacağım dedin. Evet. Böyle ekmeğini bir parça sosladın. Yani şu kenarda bekleyen sosla ne yapacaksın? Bunu üzerine süreceğim. Üzerine süreceksin. Evet. Daha sonra eti çekeceğim. Üstüne yatıracaksın. Evet. Şu karışımdan aldın. Şöyle her tarafını boylu boyunca diziyorsun. Evet abi. Bunun içerisinde neler var peki? Bunun içerisinde kapya biberimiz var. Soğanımız var. Maydanoz da görüyorum tabii orada. Maydanozumuz da var. Çeşitli baharatlar da var muhtemelen. Evet abi, onu da bizim kendi özgümüze farklı bir lezzet olsun diye baharat yapıyoruz. Evet, etimiz pişti o zaman değil mi? Evet abi. Tamam abi. O zaman ekmeğe çekebiliriz artık. Evet. Şöyle gelelim. Efsane gözüküyor ya. Şuna bakar mısın? Gerçekten muazzam. Ekmeği de çektim ve bu şekilde sunumunu yapıyorsun. Evet abi. Ne kadar bunun fiyatı? 20. Bu şekilde 20 manat. Evet, bu şekilde tamam, 20 manat. Süper. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabaklama işleminde de bir evet, de kesiyorsun. Evet, şöyle herhalde. Bir 4 parça yapıyorum, herkes rahat rahat yiyebilsin diye. Dürümcükler yapıyorsun yani. Evet, bunu ne yapacak? Efendim. Sofradaki insan dürümcük yapıp evet. Lokmayı atacak ağzına. Aynen eline öyle koluna abi. Sağlık. Sağ teşekkür ederim. Senin memleket nere? Adana. Adanalısın. Evet abi. Çok iyi. Evet arkadaşlar, şöyle sofrayı göstermek istiyorum. Böyle renk cümbüşü inanılmaz da güzel, ortam güzel, dışarısı muhteşem. Tam böyle bence aile yeri, böyle aileyi alıp rahatlıkla gelebilirsin. Lezzetler çok güzel gözüküyor. Yanımda Özgür abi var. Nasılsın Özgür abi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Neler var? Şovunuzu yapmışsınız böyle. Neler var? Hangi mezeler var? Onu da söyleyelim. Avokadolu girit ezme. Girit ezme. Mutabbel. Mütebbel. Muhammara. Çok güzel. Muhammara. Ezme. Ezmemiz. Havuç tarotu. Humus. Humus ve şakşuka. Şakşuka. Domates soğan salatamız bizim. Süper. Bize has bir salata. Adres kebap. Adres kebap. Yine sizin imzanız var aynen, burada değil kesinlikle. Mi? Muhteşem. Bunu Azerbaycan'da sadece adres kebabı burada yiyebilirsiniz. Şey soracağım. Şimdi bu mezeler normalde ücretli değil mi? Evet. İkram değil. Yok, ücretli. Ne kadar fiyatlar? Onları sorabilir miyim? 7 manat, 6 manat arası değişiyor. Yani Azerbaycan'daki diğer Türk restoranlarından en az böyle 2-3 manat daha da aşağıda. Ama daha da aşağıda. Kalite olarak. Ama çok güzel gözüküyor. Aynen, hepsi de birbirinden olarak. Güzel sanat eseri gibi. O zaman ben şöyle tutuyorum arkadaşlar bir tanesini. Bu şekilde yapılıyor. Ne yapıyorsun? Şöyle bunu dürümcük yapıyorsun ve afiyetle de tüketiyorsun. Afiyet olsun. Hmm. Suyu da böyle akıyor, mis gibi. Lezzeti de efsane diyebilirim buna, çok güzel. İti görüyorsun. Tamamen zırhtır. Beni belli ediyorlar evet. Zaten böyle zırh olduğu. Özelliği de zaten daha böyle geniş açılması. Bulgur gibi dağılıyor. Aynen, bulgur gibi dağılıyor. Çok güzel, şöyle mezelerin de böyle ufaktan ufaktan tadını bakmak istiyorum. İçerisinde güzel. Tahin, közlenmiş patlıcan, yoğurt, cevizden oluşan bir meze. Köfte sarımsak güzel. Vardır. Avokadolu girit ezme, bu Türkiye'den gelen ezine peyniriyle içerisinde avokado, beyaz peynir, kaşar peynir, bunu nar, ceviz, ben. Fıstık. Meze hastası biri olarak dediklerimin hepsi güzel. Bu da havuç tarator. Evet, havuç tarator. Bu da humus. Hepsini biraz sattım. Mezeler güzel, kebap güzel, ortam güzel. Arkadaşlar buraya mutlaka menesiniz diyorum, altını da çiziyorum. Özgür abi teşekkür ettim. Yemeye devam ediyoruz. Şimdi şehri tandıra geldik. Buranın böyle çöreği, ekmek diyorlar, ekmek olarak tüketiyorlar. Böyle tandırda yapıyorlar. Girelim, onu da bir tadımını yapmadan geçmeyelim derim. Hemen giriyoruz içeriye. Evet, Hayrice teyzemin yanındayım. Nasılsın teyzeciğim, iyisin? Yaşı. Teşekkür ederim. Şöyle gösterelim ekmekleri. Ne ekmeği olarak geçiyor bu? Tendir ekmeği. Tendir çöreği. Tendir çöreği. Çörek evet. Olarak da geçiyor aslında değil mi bu? Süper. Çok da güzel gözüküyor, görüyorsun sıcacık arkadaşlar. Var mı içinde? Daha demin çıkardın ama şurada bir tane var. Çıkarıp gösterebilirsen bize. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, iç kısmını da göstereceğim birazdan size. Şöyle çıkarıyorsun, o sıcacık, çıtır çıtır, mis gibi gözüküyor zaten. Şöyle bir tanesini alıp tadına bakabilir miyiz bunun bir tane? Bir tanesini alıp tadına bakmayacaksınız. Biz size tadından ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Dumanı da üzerinde şöyle açıyorum. Ooo.
Oh. Gizeciğim eline koluna sağlık ya. Çok güzel gözüküyor. Bunları normalde mekanların hepsinde görüyoruz zaten. Normalde bu ekmek tükeniyor değil mi? Azerbaycan'da bunlar tüketiliyor. Ekmek olarak bu şekilde bunlar tüketiliyor ama ne olarak geçiyor? Tabii diğer yandan da ekmek dışında çörek mi demiştik? Çörek olarak geçiyor. Çok lezzetli ya. Yaş kaç teyzeciğim? 60. Allah uzun ömür versin. Emeğine sağlık diyorum. Ne kadar bunun fiyatı onu da sorayım. 1 manat. 1 manat değil mi bunun fiyatı? Çok güzel. Abi buraya gelmelisiniz diyorum. Şimdi de Şaurman'ın O1'e geldim. Burası çok önerilmişti. Burada ne yiyeceğiz? Tabii böyle tavuk dürüm yiyeceğiz. Çok da güzel yapıyorlar. Tabii burada şaurma olarak geçiyor. Hemen girelim dürümümüzü yaptıralım. Daha sonra tadım yapacağız. Evet, Perviz Usta'nın yanına geldik. Perviz Usta nasılsın, iyisin? Sağ olun. Neler var burada? Ne koyuyorsun başta sen? Şaurma soslu. Şaurma sosu. Evet. Mayonez gibi mi bu? Yok, başka bir sosu. He, yoğurtlu bir şey mi? Yoğurt mu var içerisinde? Sarımsak var. Sarımsak yumurta var. Yumurta var. Çok bir şey var. Sarımsaklı içinde. Soslara zaten ben bayılıyorum. Başta böyle ekmeğin her tarafına böyle sürdün onu. İyice yedirdin. Hemen ardından bir turşu çalışması geliyor. Turşu kıyar. Geliyor. Turşular da devreye girdi. Patates çıtır çıtır olmuş patatesleri de arasına dizdi. Tabii en önemli dokunuz şu an. Evet. Döneri de gösterelim. Kenarda sen gramajını ayarlıyorsun. Kaç gram giriyor bunun içine? 80 gram. 80 gram. 80 gram. 80 evet. Gramı da ekledin. Dürümünü yapıyorsun bu şekilde. Ve ardından tabi hiç beklemeden tost makinesine de basıyorsun. Çok güzel bir dokunuş bence bu. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? 4.95 manat. 4.95 manat. Eline koluna sağlık. Biz de bekliyoruz. Bu başta hafiften dış kısmını çıtırlaştıracak ustamız. Ardından biz de afiyetle tüketeceğiz. Şöyle döneri de göstereyim size arkadaşlar. Böyle ağır ağır pişiyor. Evet, oldu mu usta? Oldu. Tamam. Önce açıyoruz. Şöyle artık tabaklama çalışması. İnce onu sarıp sarmala dönüşmesin diye ve biz de artık bunu afiyetle tüketiyoruz. Bunun yanına ne veriyorsun peki ustam? Bu şekilde mi? Yanında herhangi evet, bir şey evet. Var mı? Hayır. Yok, bu şekilde servis ediliyor. Biz de bunun yanına ayran alalım. Ayran ne kadar? 1 manat 70 kapi. 1.7 manat. O zaman biz hemen sofraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aldım, şöyle tadına bakıyorum. O eklemiş oldukları sos var ya, inanılmaz lezzetli. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. O etinin de lezzeti efsane. Ya beni gerçekten tatmin etti. İlk önerilmiş, çok beğendim ben bunu. Olayın boyutunu değiştiren tamamen sos. Ekmeği de çıtırlaştırmışlar. Buraya gelinmeli. Bence gelmelisiniz diyorum. Şimdi Çin mutfağı gördüm. Çin mutfağının da tadına bakmak isteriz. Neresi burası? Hot pot arkadaşlar. Dumpling yiyeceğiz burada. Girelim hemen tadımını yapalım. Çok severim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tabaklarım geldi. Burada normal haşlanmışı var. Üzerine bir de kızartılmış olanı var. İkisinden de söyledim. Ve şöyle tutuyorum bir tanesini. Yanında ne veriyorlar? Şöyle tutamadım. Şöyle tutuyorum bir tanesini. Böyle soya sosuna hafiften batırırsın. Şöyle afiyetle tüketirsin. İçinde biftek ve soğan var tabii. Böyle bir de kızarmış olanını göstereyim. Şöyle dip kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Çıtır haline getirilmiş. Şunun da bir tadına bakalım. Soya sosunu iyice doyurdum ben onu. İkisi de çok güzel ama bunda böyle hafif bir çıtırlık oluyor ya, muazzam bir şey. Zaten ısırdığınız zaman içindeki suyu ağzına böyle akıyor. Et inanılmaz lezzetli. Bir de şu buranın şöyle bir konsepti var arkadaşlar. Göstereyim bak, ocağınız var. Bunun üzerine şurada da aynı şekilde gazlı bir ocak var. Buradan şöyle menüyü de göstereyim. İstediğini böyle seçiyorsun. Kendin pişir kendin ye mantığı. Malzemeleri seçiyorsun. Kendin pişiriyorsun ve afiyetle de tüketiyorsun. Çok güzel bir konsept bence. Benim çok hoşuma gitti açıkçası ama hızlı bir şekilde bunları böyle çok da sevdiğim için bunların tadımını yapmak istedim. Bunların porsiyonu 12 manat bu arada. Ben yarım yarım söyledim. Yani bunun tamamı 12 manata denk geldi. İnanılmaz da lezzetli. Mutlaka da denenmeli diyorum. Şimdi de yemeğimizi yedik. Dediler ki Çin çayı da içmen lazım dediler. Biz de onları kırmadık. Nasıl yapılıyor? Şimdi bakalım, bu Çin çayı. Jasmin. Tamam. Bu isti su. Aynı. Sıcak su. Sıcak suyu böyle içiyoruz buraya. Yakından gel istersen. İçerisinde çayını zaten baştan ekledi. Aynen. Bu şekilde bekliyor muyuz? Aynen. Bu aşağı doğru süzülüyor herhalde. Aynen. Zannedersen. Bakın bizde bir hamamar var. Yani duydunuz mu? Bakın böyle yapıyorsunuz. Su buradan geliyor. Bakın gel, yakından gel. Onu çevirince aynen. Su akmaya başladı. Aynen. Ve bunu bağlıyoruz. Buradan tamam. Da bitmedi. Bardaklar artık. Aynen. Hemen demleniyor mu ya böyle bu şekilde eklediğinde? Hayır. Bir dakika beşemezce. Tamam, sen hızlı doldurdun ama. Aynen. Hızlı doldurduğum için siz nasıl süzülmek lazım onu bildiniz. Tamam. Aynen. O zaman biz tekrardan üzerine dökelim. Aynen. Bir dakika bekleyelim. Sonra aynen. Tekrardan dolduracağız. Ne kadar bu şekilde bunun fiyatı? Bu şekilde 8 manat. 8 manat. Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Eline sağlık. Evet, bir dakika demlendi arkadaşlar. Hemen şunu çeviriyorum. Şöyle yakından gel yine. Şu tarafa çeviriyorsun. Ters çevirdim. Şöyle çevirdim. Önce bunun dolmasını bekliyorum tabii. Bana yetecek kadarını doldurdum. Ardından kilitliyorum tekrardan. Bardağımı doldurabilirim artık. Şöyle bardaklama çalışması. Bana yine yetecek kadarını aldım ve afiyetle tüketeceğim bunu şimdi.
Oo, çok güzelmiş ya. Gerçekten çok lezzetli. Bundan böyle 2-3 bardak içersin. Çok keyifliymiş. Şimdi de içeri şehirde böyle yediklerimizi biraz sindirebilmek için ne yiyeceğiz? Tabii bir daha serinleyeceğiz. Dondurma gördüm. Dondurma tadımı yapalım. Böyle yürüyeceğin yeri. Bir Servet abinin yanına geldik. Servet abi böyle bize güzel böyle bol dondurma verirsen sevinirim. Yürürken yiyelim. Bu neyle oluyor şu an? Bu ananas. Koyduğumuz ananas. Çilek. Bu çilek herhalde. Bu banana yani muzlu. Muz. Bir top dondurma ne kadar? Bir top yok. Hamsi'nden vereceğim 3 manat. Hepsi 3 manat. Böyle. O eklediğin neydi en son eklediğin? Kakalat. Şokolat. Vanil. Vanil. Vanilyalı. Apelsin. Ne bu? Karışık mı evim oğlum? Portakallı. Tamam. Portakal. Süper. Portakal. Bu da fıstıklı mı? Böyle. Tamam, fıstıklını da ekledim ve şöyle artık dondurmamızı alalım. Şöyle tadına bakalım başta. Oo. Arkadaşlar bunu böyle artık böyle yürüyerek keyfini çıkaralım. Şimdi nereye geldik? Balık ekmek yemeye geldik. Hemen girelim. Balık ekmek severim ben. Bir bakalım tadını, ben de çok merak ediyorum yolda yürürken. Denk geldik, hemen giriyoruz. Hemen tadımını yapalım. Evet, İlmettin Usta'nın yanına geldik. Nasılsın İlmettin Usta? İyiyim. İlmettin de mi? Yanlış söylemedim. İlmettin. İlmettin, evet, süper. Ne yapıyoruz abi burada şimdi? Balık ekmek. Ne balığı bu? Bizde kızıl balık diyelim. Kızıl balık. Kızıl bu somon balık mı acaba? Bizim orada bir somona benzettim ama şimdi yok, ne yapıyor peki bunun üzerinde? Nasıl bir çalışma yapıyorsun? Tuz ekledin. Evet. Bu Hazar Denizi'nden çıkıyor değil mi? Evet, evet. Süper. Hadi buradan abi direkt çıkıyor. Buram. Tamam, yöresel bir balık diyebiliriz aslında. Bu yöreden çıkan bir balık. Tuz ekledim bunun içerisine. Başka ekledim, ne girecek? Orada ızgarada pişiriyor. Hemen pişirmeye geçiyorsun. Sadece tuz giriyor. Bu yağlı balık olduğu için de buna yağ vurmaya falan ihtiyacı yok. Ha, gerek yok. Çok yok, az ekliyorsun. Yok. Yapışmasın diye. Aynen. Şöyle bir parça ekledin ona. Ne kadar peki sandviç? 7 manat. 7 manat. 7 manat. Tamam, muhteşem. Kalorini pişireceğim. Daha sonra ekmeğin arasına dizeceğim. Biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. Şimdi balık pişirirken herhalde sen ekmeğini hazırlayacaksın. Şu uç kısmını kestin onu. Böyle ortasından şöyle açtın. Ve neler girecek bunun içerisine şimdi? Başta maydanoz çalışması. Ardından bu ne? Soğan. Kırmızı soğan. Kırmızı soğan. Kırmızı soğan. Yakışır değil mi? Kırmızı soğan. Ben de çok severim. Balığa da çok yakıştırırım. Şimdi tuz. Sırada tuz çalışması. Sumak. Hemen ardından sumak. Bir ekşilik verecek ona, efsane. Hmm. Diyor ki balıktan sonra marul ve nar ekşisi girecek ve bombayı patlatacağız diyorsun. Abi. Şu ekmeği hazırladıktan sonra tekrardan balıkla ilgileneceğim dedin. Böyle evet, ön tarafı evet, pişti. Ardından ne yapıyorsun sen bunu? Şöyle arka tarafında pişiriyorsun. Mis gibi de kokular yükselmeye başladı. Ve ardından ekmekle buluşacak. Çileğe hazır oldu. Evet, balık pişti. Hazır. Tamam, tabakladın. Artık ekmeğin arasına geçebiliriz. Balık ekmekle buluştu. İçerisine ekledin. Söylediğin gibi şöyle bir şarap, nar ekşisi ve marul çalışması. Kapatıyorsun. Bu mudur? Başka bir işlem uyguluyorsun musun sen buna? Yetmiyor diyorsun. Bir de bunu ben tosta basıyorum diyorsun. Toz. Hafiften tosta. Ben ekmeği de hafiften bir ısıtayım diyorsun burada. Tamam. Tosta da bastın onu ve artık balık ekmeğimiz hazır. Eline koluna sağlık ustam. Böyle tabakladın. Yanında biber var mı? Biber yok. Biber bizde sevmezler. Biber yemiyorlar bu bölgede değil mi? İller tamam. Az. Ne içilir bunun yanında? Bunun yanında bizde ayran da verir. Ayran şalgam mı? Şalgam laf yakışıdı. Şalgam. Tamam, bir de şalgam alacağım. Bizde yani şalgam tamam, olmadığı için yani ayran verebilirim. Tamam, ben şalgam yok mu şu an sende? Tamam, evet, beyaz gazoz alayım o zaman. Gördüğünüz gibi yanıma içeceğimi de aldım. Şöyle ne yaparsın? Böyle zehrini almak için limondan böyle boylu boyunca sıkarsın üzerine ve ardından şöyle tutuyorsun. Bir balık sever olarak hoşuma gitti benim. Şimdi dereotu da var tabii. Böyle devam edeyim bir tane daha. Balık ekmek seviyorsan deneyebilirsin bunu. Şimdi Yeşil Pazar'a geldik. Şöyle göstereyim tabelasını da. Böyle içeriye giriyorsun. Meyve, sebze, balık, böyle birçok çeşit var. Ben de gireceğim, böyle bir halka karışalım. Neler var, neler yok bakalım kafamıza göre. İki tane lezzet tadıp çıkacağım oradan, hemen içeri giriyoruz. Yeşil Pazar'a geldik. Balık evindeyiz. Hemen böyle balık dilimleyecekler. Böyle bir tadına bakalım. Bir de havyar da varmış. İkisinin bir tadına bakalım. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Ergün'ün yanına geldik. Ergüncüm nasılsın? İyisin? Sağ olun. Ergün mü, Ergün mü? Ergün. Ergün, süper. Muhteşem. Evet, böyle balığını ne yapıyorsun? Kurutuyor musun? Nasıl oluyor bu? Nasıl bu hale getiriyorsunuz? Bu bizde alabalık şeklinde, yoksa alabalık. Evet. Tamam. Bizde beluga değil. Sizde buna beluga diyorlar. Beluga diyor. Süper. Siyah haber bundan çıkar. Nasıl bu hale getiriliyor? Kurutuyor musunuz siz bunu? Yok abi. Bunu birinci biz duza koyuyoruz. Tuzda. Tuzda suyunu salıyor değil mi? Evet, suyunu salıyor. Tamam, kendini süper duza çekiyor. Çok güzel. Sonra bunu aparatlarımız var. Aparatlarınla ne yapıyorsun ona? Çine. Makinasına. Evet. Makinada bunu, nasıl bir işlem vurgulanıyor buna? Bunu pişiriyor. Pişiriyorsunuz. Fırında mı? Evet, fırın kimi bir. Tamam.
fırınladıktan sonra en son dinleme aşamasına, yeme aşamasına evet. geliyor değil yeme mi? Yeme aşaması. Bir dilimleyebilirsek böyle bir tadına yani. Bakalım. Evet, oradan böyle tatlı tatlı ince ince kesiyorsun sen onu. Ona hiç acımıyorsun. İnce dilimler haline getiriyorsun. Evet, bu şekilde dilimledin sen onu. Bir tadına bakabilir miyiz onun? Bakabilirsin abi. Bunun kilosu ne kadar? Ne kadara veriyorsun sen bunu? Bunun kilosu 110 manat. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakalım. Güzel, lezzetli. Siz bunu arkadaşlara... bir de fümeliyorsunuz değil mi? Fümelenmiş halde. Evet. Değil mi? Şey soracağım sana, havyar varmış herhalde bir evet, de. Evet, siyah havyar. Onun da bir tadına bakabilir miyiz? Bakabiliriz abi. Bu da bizim siyah havyarımız. Şöyle, siyah havyar olarak geçiyor. Evet. Bu şekilde ne kadar bir tanesi? Bunun bir tanesi 120 manat. 120 manat bu şekilde evet. değil mi? Bir tadına neyle bakacağız? Kaşık mı var sende? Evet abi. Şöyle tutalım bir tanesini. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Değerli diye az evet, verdin çok herhalde. Çok değerli. Güzel, çok güzel. Bir tane daha alayım ben ama ya. Alabilirsin tam tadını abi. Alamadım. Şimdi şöyle. Bunun növler var bizde. Güzel, aromatik çok lezzetli evet. ya. Çok güzel, hoşuma bu her şey. Evet arkadaşlar, şimdi de Yeşil Pazar'da egzotik meyveler satan bir yere geldik. Hemen girelim. İki tanesi ilgimi çekti, daha demin içerideydim. Hemen giriyoruz, onların bir tadımına bakalım. Evet, burada böyle farklı farklı böyle meyveler var değil mi? Doğru evet. muyum? Evet abi. Nasılsın, iyisin bu arada? Vallahi iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın. Şunu sen bana önerdin, yılan meyvesi diyorlar değil mi? Yanlış evet, değil. Yılan meyvesi böyle çok enteresan, zaten o dış zarını görüyorsun. Hangisi daha güzel bilmiyorum ama. Evet. Şöyle o dış zarını görüyorsun, yılanın derisi gibi. Çok da güzel gözüküyor. Evet. Bu arada bu kaç manat? Normalde 15 manat, 12 manat civarında. Tamam. Ama sen 10 manattan verirsin. 10 manata süper. Bak indirimimizi de yaptık arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ olasın. Böyle bıçakla yakından gösterelim. O dış zarını böyle kenarlarını, o gömleğini çıkarmak için böyle sırtından bir darbe açtın ona. Çıkardı. Sert bir kabuğu var gördüğüm kadarıyla. Tatlı bir meyve mi bu? Evet. Tatlı bir meyve. Evet, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle açtın onu. Böyle kestane gibi sanki. Yılan derisi gibi aynen. Bak altında da o deseni de var. Bu şekilde kesiyorsun. Böyle dilim dilim yiyeceksin. İçinde de çekirdeği var herhalde zannedersem. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tadına bakalım arkadaşlar. Böyle hafiften elmaya da çalıyor. Benim çok hoşuma gitti. Güzelmiş, lezzetliymiş. Şöyle bir tane daha alalım. Yine ilgimi çeken şeylerden bir tanesi kokonat. Kokonat suyu da içelim böyle. Biraz da ferahlayalım istiyorum. Zaten dolaba atmışsın, buz gibi olacak. Onu böyle kenarlarını sıyırmışsın. Özel ambalaja koymuşsun. Yok. Pipeti de var. Böyle geliyor. Hazır. Bir şekilde, hazır bir şekilde. Hazır geliyor. Bir tane buradan aldın mı? Yakından gösterelim. Bunu da bir açalım o zaman. Aha. Şunu açtın. Pipetini çıkardık. Bu şekilde içine geçiriyorsun ve afiyetle tüketiyorsun mu? Bunun fiyatı ne kadar? Normalde 15 manat. 15 manat. Evet. Tamam. Bunda indirim yapacak mısın bize? Evet. Dur bakayım. Gelmiyor. Evet arkadaşlar, pipetini zor da olsa ekledik içerisine. Yarım saat bir mücadeleden sonra 15 manat dedin değil mi buna? Evet. Yani içtiğim en lezzetli lezzetlerden bir tanesi. Çok güzelmiş ya. Bunu mutlaka denemelisiniz diyorum arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu böyle yürüye yürüye içeceğim. O dış kısmı da yeniyor değil mi bunun? Yok, içinde özel nazik lepesi var. Tamam, onu yiyeceğiz değil mi? Tamam. Süper, eline koluna sağlık. Arkadaşlar dediğim gibi bunu böyle yürürken ne yapacağım? Geze geze yiyeceğim. Biraz da yediklerimizi sindirmiş olacağız. Şimdi de Salam Bakü'ye geldik. Hemen içeri girelim. Çorba içelim. Dolma sarma yiyeceğiz. Ardından böyle güzel bir ızgara yiyeceğiz. Hemen giriyoruz, tadım yapalım. İçeriye girdik. Başta dediler ki böyle bir erişteli çorbamız var. Köfteli erişte. İçerisinde neler var? Köftemiz var. Börülce var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bir de şurada kayısı var arkadaşlar. Çok enteresan. İlk defa görüyorum. Böyle farklı bir lezzet. Böyle hepsinden gelsin istiyorum. Börülcesi, eriştesi, kayısızı şöyle tutuyorum. Oo, çok lezzetliymiş. Kayısının çekirdeğini de parçaladım bir şimdi. Çok başarılı. Bir de yanlarında böyle bir kızılcık şerbeti veriyorlar. Bununla bir dolduralım. Görüyorsun içerisinde tanesi var. Dolaptan da çıkarmışlar mis gibi. Önce bir tadına bakalım. Tabii bu başlangıç arkadaşlar. Birazdan böyle ızgara çeşitlerine de gireceğim. Bu da çok lezzetli. Biz bunun bir keyfini çıkaralım. Daha sonra devamı gelecek, birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar, daha demin çorbamızı içtik. Şöyle şunu da göstereyim. Gelen şeye bakar mısınız? Burada bu şekilde sarılıyor arkadaşlar sarma. Ve içerisinde et de oluyor. Yanında da şöyle yoğurt getiriyorlar. Bu şekilde 7 manat. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tutalım. Bir tadına bakalım. Lokmalık direkt. Hem böyle eksin. Hem böyle eksin. Sulu sulu. Kuru değil böyle. Muazzam ya. Çok güzel, inanılmaz güzel. Bunu çok beğendim. Yanında da şöyle küçük bir bardakta yoğurt da veriyorlar. Bir yanda yoğurdunu yiyorsun. Diğer yanda böyle sarmandan alıyorsun.
geliyorsan bu sarmadan mutlaka dene. Günün anlam ve önemini belirten şöyle efsane bir tabak geldi. Görüyor musun? Efsane gözüküyor gerçekten. Tabii şu an şöyle söyleyeyim size. Bu normalde bir 4-5 kişilik herhalde zannedersem. Çünkü normalde bir porsiyonuna 3 tane köfte ekleniyor. Ortasına isteğe bağlı yumurta. Yanlış mıyım? Göz yumurta ekleniyor arkadaşlar. Bunu nasıl yersin? Şu yüzüğü çıkarırsın. Şöyle lavaşından bir tane alırsın. İp incecik mis gibi. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Şöyle tutarsın. Bu köftenin içerisinde neler var? Sade köfte mi yoksa? Kuzu eti. Soğan falan giriyor bunun içerisine. Soğan var. İrmik veya ona benzer bir şey var mı? Yok. Soğan, karabiber, tuz zannedersen. Bunu böyle mi bırakırsın? Kesinlikle hayır. Şöyle soğanından alırsın. Yatırırsın şuradan. Oo. Domates. Domates olmazsa olmazlardan diyorsun. Şöyle domatesinden de her tarafını böyle gezdirmek istiyorum ben. Biberi var bunun. Biber de böyle kendini saklamış, gizlenmiş burada. Biz onu hemen çıkarıyoruz. Onu da şöyle açtık tam orta yere. Ve ne yaparsın? Bunu üşümesin diye malzeme şöyle bir kapatırsın. Ve şöyle tutup afiyetle tüketirsin. Çok güzel. Çok güzel bir dürümcük yaptığımı düşünüyorum ve inanılmaz lezzetli olmuş. Yanında da şerbetim. Bu yemekten çok keyif aldım. Teşekkür ettim. Şöyle devam edelim. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi buradan çıkacağız. Azerbaycan'ı talan edeceğiz arkadaşlar. Yemeğe devam ediyoruz. Şimdi de Hint mutfağı yakaladık. Böyle görünce dayanamadım. Bir de butter chicken tadımı yapacağız. Neresi burası? Restoran Bombay Bangla Darbar olarak geçiyor. Hemen girip butter chicken tadımı yapalım. Butter chicken'ımız geldi. Bu tamamen 20 manat oluyor. Bu gördüğümüzde 1 manat. Ekmeği de aynı şekilde 1 manata satıyorlar. Ve yanında şöyle ikram olarak da salata veriyorlar. Ve şöyle tutarsın. Başta ekmeğimden alacağım. Şöyle yakından gösterelim istiyorsan. Üzerine de böyle yoğurt sosu olabilir. Tam ben de bilmiyorum. Şöyle tutuyorum bunda. Ekmeğimden aldım. Böyle. Çok güzel. O bütün baharatlar birleşmiş. Zaten bunun içerisine böyle çok çeşit baharat ekliyorlar. O baharatlar bunun lezzetini üst sıralara taşıyor zaten. Şöyle devam edelim. Çok güzel ya, çok beğendim. Keyfini çıkarayım ben böyle sosunu böyle fazla alıp götüreceğim bunu. Şimdi de Mangal Steak House'a geldik. Burada böyle çok güzel etler pişiriyorlar. Ve ne yapacağız, içeri gireceğiz tabii, mezeleri de çok kuvvetli. Önce girelim, önceliğimiz et. Hemen giriyoruz, bir et tadımı yapalım. Evet, Terlan ustam şovunu yapmış. Kolay gelsin abi. Neler pişiyor burada? Kuzu steakti. Kuzu steak. Neresi hayvan, neresi oluyor bu? But kısmı. Görüyorsunuz arkadaşlar, mis gibi böyle kokusu da çıktı. Böyle sunumunu da yapacak, biz de afiyetle tüketeceğiz. Başta ne yapıyorsun ustam? Şöyle yağını taşın üzerinde eritiyorsun. Ardından şöyle ince dilim dilimler halinde kesip daha sonra sunumunu yapıyorsun. Yemeği hazır hale getiriyorsun değil mi? Bunun porsiyonu ne kadar? 20 manat. 20 manat. Biz o zaman böyle sabırsızlıkla bekliyoruz. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, en son üzerine tuz çalışması yaptı ustamız. Biraz da böyle kekik çalışması yapıyor. Ooo. Şöyle göstereyim. Mis gibi de gözüküyor dumanın üzerinde. Ben de ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Sulu sulu mit gibi. Ya Allah aşkına yeter artık ya. İçim gitti ya, böyle bekliyorum. Arkadaşlar buraya mutlaka ama mutlaka gelmelisiniz diyorum. İnanılmaz lezzetli. Et lokum gibi. Dört dörtlük yani. Azerbaycan'da et inanılmaz lezzetliymiş. Bunu gördüm burada. Bunun keyfini çıkaralım biz. Şimdi de Şirvanşah Müze Restoranı'na geldik. Alt tarafı müze, üst tarafına da çıkıyorsun. Böyle yöresel lezzetlerin olduğu bir restoran diyebiliriz aslında. Hemen girelim. İçeri kısmında göstereceğim size. Sonra sofraya geçeceğiz ve afiyetle lezzetlerin tadına bakacağız. Hemen giriyoruz. İçeri girer girmez görüyorsunuz. Çok otantik ve hemen yan tarafında da göstereyim. Restoran kısmı buranın da var aynı şekilde. Hemen yukarı kısma çıkacağım şimdi de. Merhabalar. Hangi yöreye ait abi çalıyorsun? Ağzına sağlık. Müziğin de keyfini çıkardık. Hemen yukarıya çıkalım artık. Biraz da yemeğin keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, sofraya girdik. Önden bu şekilde böyle mezeler geliyor. Yanımda kim var? Ferhat ustam nasılsın? İyisin. Sağ olun.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir tanıtabilir misin? Neler var burada? Allah Allah. Şöyle sırasıyla bir tanıtalım. Mesela bu ne oluyor? Şirvanşah salatası bu. Şirvanşah. Evet. Tamam. Bu mangal salat. Mangal salat. O reyhan salat. Reyhan salat. O paytak salat. Paytak salat. Etli bilinci. Etli bilintik. Bilinçik, evet. Bilinçik. Patlıcan rulet. Patlıcan rulet. Bunlar da yeşillik. Evet. Bu da tarhın suyu. Bu ne işe yarıyor? Ha, şunun suyu. Ne işe yarıyor bu? Limonata. Ha, limonata olarak tüketiliyor. Burada da bir tane var zaten. Bu ne? Armutlu olanı. Eline koluna sağlık. Biz o zaman bunların keyfini çıkaralım. Teşekkür ettik. Şu rulo patlıcandan başlayacağım başta. Şöyle. Güzel, lezzetli. Diğer yanda ne var? Şirvanşah salatası arkadaşlar. Şöyle tutalım bunu da. Karalahana var, mor lahana. Bu da lezzetli. Evet, farklı yöresel lezzetleri tattıktan sonra şöyle karışık bir tabak yaptırmak istedik. Yaşar, sen dondun kaldın. Abi nasıl bir şey ya? Bak, burada lüle kebabı var. Şu lüle kebabı. Bu Şirvanşah kebabı. Bu dana pastırması olarak geçiyor burada. Tavuğumuz var. Bu da patates lülesi. Çok ilginç bir şey ama, değil mi? Değil mi? Çok enteresan. Bir de bunları neyle yiyoruz? Acuka diye adı verilen böyle domates ve kişniş soslu böyle bir güzel bir sos şöyle var. Şöyle yakından göster istiyorsan. Şöyle sosumuzla. Bunu isteriniz etin üzerine koyup yiyebiliyorsunuz. O zaman hızlıca ne yapalım? Şöyle başla. Lüle kebabı ile başlayalım mı? Adana kebabını biraz andırıyor, şöyle göstereyim. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle tutalım. Şöyle afiyetle tüketelim. Yağlı. Ağzında dağılıyor et direkt. Güzel ama gerçekten. Güzel, lezzetliymiş. Ben şunu merak ettim. Hemen şunun da o zaman tadına bakalım. Aynen. Şuradan Hıcağı alıyorum. Parçalama işlemi. Hemen o zaman de sana böyle bir lokmalık yapıyorum. Hemen üzerlerine birer parça sos dokunuşu. Şöyle ooo. Şimdi kişniş biraz yoğun olduğu için sen sevin ama ben çok yoğun. Büyük lokmayı sana bırakıyorum Beşer. Ben şunu aldım. Hep bana iyilik yapıyorsun abi. Hep. Bir tık daha az pişseydi daha böyle yumuşak olurdu ama lezzeti güzel. Hemen şunun tadına bakalım, bunu sen de merak ediyordun. Patates lülesi. Hemen şunu da ikiye bölelim ve devam edelim. Bak bu güzel. Güzel. Dokum kıvamında yumuşacık. Aynen öyle. Patates. İlk defa böyle bir şey yiyorum. Hemen şuna geçelim ve kapanışı yapalım. Hemen şöyle bunun da tadına bakıyoruz. Ne var bunun içinde? Ceviz var. Ak şişmiş, kara şişmiş. Ak şişmiş, kara şişmiş. Çok şişmiş. Toyuğu. Toyuğu. Üzüm kurusu. Çünkü tatlımsı bir tadı var. O zaman bence masa artık bölüşme zamanı olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bunları yemeye devam ediyoruz. Şimdi de kaynanaya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Yöresel iki tane lezzet var. Böyle mantıdan çorba yapıyorlar. İçerisinde kişniş oluyor. Diğer yanda da iç pilav var. İç pilavlar da inanılmaz lezzetliymiş. Hemen içeri giriyoruz, tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, yöresel lezzet olarak ne vardı? Şöyle göstereyim. Şöyle yakından bir gösterelim. Düşberi olarak geçiyor. Şöyle mantıyı görüyorsun. Mantı gibi arkadaşlar bu. Ne yapıyorsun? Ben de tadını çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle tutuyorum. Şöyle tafiyetle tüketiyorum. Bu arada bu 6 manat arkadaşlar. İçerisine de sirke konuyor. Reş on the way de yanımda bu arada. Reşat. Şöyle sirkeyi de attık. 6 manat, 1 manat da kaç Türk lirasıydı? Şu an 8.7. 8.7 TL. Yani ve aşağı yukarı 45-50 liraya 45-50 TL yapıyor arkadaşlar. Bak, bir lezzet daha gelecek. Önden bunu bir tüketelim. Böyle yanımda şerbetlerimi de aldım zaten. Buranın milli yemeğiymiş. Şimdi de utap geldi. Utap değil mi? Yanlış utap, söylemedim. Utap. Utap. Gutap. Gutap. He, gutap olarak geçiyor arkadaşlar. İçerisinde neler var bunun? Kişnişti. Kişniş. Büyüktü, keverdi, somudu, ah kişnişidi. Kişniş ağır basıyor herhalde değil mi? Kişniş evet ağır. Kişnişe bayılıyorum arkadaşlar. Daha demin yemiş olduğumuz çorbada da kişniş vardı. Peki bunun porsiyonu ne kadar? Fiyatı 1 manat 50 kilo. Yani 1,5 manat. Teşekkür ediyorum. Ben o zaman tadımına geçeyim. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Yanında da feyhua şerbeti. Feyhua şerbeti benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle içerisinde taneleri de var. Kendi meyvesi var arkadaşlar. Tanıdık bir lezzet. Reyhan şerbeti. İkisi de gerçekten çok lezzetli. Bunu da çok sevdim ben bu arada. Çünkü yani ot sever biri olarak tam benim damak lezzetime uygun. Bu ne oluyor abi? Bu pilav oluyor arkadaşlar. Daha demin bahsettiğim girişte zaten iç pilav. Şeye de benziyor. Bu perde pilava da benziyor. Şunu şöyle bir açalım. Şöyle tutuyorum. Şuradan yakından gel istersen. O çıtır çıtır. Çok güzel. Şöyle başta bir ikiye bölelim. Zaten buranın pilavı çok meşhur arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Herhalde bu safran olması gerekiyor. Bunun fiyatı ne kadar? 12,5 manat. Bundan da şöyle bir parça alacağım. Şöyle çıtır çıtır. Yandan pilavından, diğer yandan o dışındaki o çıtır yufkasından şöyle tutuyorum. Böyle büyükçe bir lokma almışım.
İnanılmaz lezzetli. O dışındaki o yufka inanılmaz bir lezzet katıyor buna. Devam edelim, bir tane daha alayım. Ben bunların keyfini çıkarayım. Şurada da enteresan bir lezzet daha var. Şöyle meze gibi bir şey geldi arkadaşlar. Kestane var, eti var, karamelize soğan var, nar dokunuşu var. Enteresan, ilk defa böyle bir zeyle denk geliyorum. Herhalde incik olması gerekiyor tipinden anlaşıldığı üzere. Şöyle tutuyorum bunu da. Gerçekten bu da inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Bunların hepsinin keyfini çıkaralım. Arkadaşlar Malakanis'e geldik ve burada artık kapanışı yapacağız. Azerbaycan'da resmen dünyaları yedik ve neler geldi şöyle göstereyim. Kapanışı neyle yapıyoruz? Şöyle çay kültürü çok zengin. Çay nasıl geliyor? Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Böyle altta su kaynatayım, öyle bir şey yok. Önce kaynamış su ekliyorlar, üzerine çayını ekliyorlar. Bekliyorlar, ondan sonra böyle bardaklayıp bardaklayıp içiyorlar. Tabii yanında da şöyle kıtlama getiriyorlar. Böyle göstereyim. Kıtlamayı ağzına atıyorsun. Ve bunu ne yapıyorsun? Böyle sızdıra sızdıra içiyorsun. Tabii yanında da isteğe bağlı limon oluyor. Ben de limonu çok sevdiğim için şöyle limonla tüketeceğim. Bir de her gittiğimiz yerde çay içtiğimizde şöyle reçeller geliyor. Buranın reçelleri de çok meşhur. Çilek reçeli, şeftali reçeli, bu da beyaz vişne. Beyaz vişne reçelini de getiriyorlar bu şekilde. Servis ediyorlar arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Tüm yediklerimizi sindirebilmek için kapanışı bu şekilde yapıyoruz. Her şey çok güzeldi. Azerbaycan çok güzel. İnsanları inanılmaz yardımsever. Hepsi birbirinden değerli. Çok seviyoruz zaten. Kardeş şehrimiz, kardeş ülkemiz. Ve ne diyoruz? Nasıl kapanışı yapıyoruz? Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.